Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koç Yiğit, 1-7 Nisan kanser haftası kapsamında düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte Hülya Koç Yiğit erken teşhisin önemine dikkat çekti. Günümüzde giderek tedavi şekilleri de daha kolaylaştığı için kanser olmaktan korkmayın. Erken teşhis olduğu zaman hayat kurtarıyor. Ben de bir örneğim. Kızım da bir örnek. Ne yazık ki her ikimiz de kansere yakalandık. Ama biz erken teşhis olduğu için tedaviyle tekrar hayatımıza kavuşabildik. 3 yıl arayla önce kızı Gülşah Alkoçlar göğüs kanserine, daha sonra Hülya Koç Yiğit akciğer kanserine yakalanmıştı. Anne kızın kanser mücadelesi verdiği o zor günleri usta oyuncu anlattı. Az önce doktorlarımız konuşurken hani kansere bıçak değerse yayılır, dağılır diye bir korku, biyopsi yaptırmaktan korku gibi korkularım vardı. Kızım kanser olduğunu ilk açıkladığı zaman gerçekten böyle bir korkuya kapıldım. Kızının kanser olduğunu öğrendiğinde her anne gibi korkuya kapılan Hülya Koç Yiğit'in acısı ve isyanı işte böyle dile geldi. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. Allah'a isyan ettim. Allah beni affetsin. Neden evladıma, neden bana değil diye daha sonra 3 sene sonra ben de kanser oldum. Yok, usta oyuncu özellikle hem cinslerine erken teşhis için çağrıda bulundu. Demem şu ki erken teşhis olması için özellikle biz hanımların mutlaka kontrolden geçmemiz lazım. Mamografi çok önemli. Buradan söyleyebileceğim bu. Hep erken teşhis. Böyle bir hastalık var ve bu hastalık tedavi edilebilir, edilebiliyor. Kanser tanısı konan kişilerin desteklenmesinin tedavi sürecine olumlu etkisi olduğunu da sözlerine ekledi. Elbette ki ailem, eşimin anlayışı, şefkati, ilgisi ve moralli, bana sürekli olarak iyileşebileceğim konusunda moral vermesi. İnanmak istiyorsunuz, iyileşeceğinize inanmak istiyorsunuz. Dolayısıyla yakınlarınız size bu morali veriyorlarsa daha kolay atlatıyorsunuz. Hülya Koç Yiğit kızından kısa bir süre sonra kendisinin de kanser olduğunu öğrendiğinde cezalandırıldığı hissine kapıldığını açıkladı. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Değil tabii ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Ben daha kolay kabullendim kendi durumumu ama onunkini çok zor kabullendim.